Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. TRT'de yayınlanan İyilik Kulübü programı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden yola çıkarak Türkiye'nin her yerinden hasta, travma geçirmiş, savaş mağduru, yetim, öksüz, ebeveynleri şehit veya gazi olmuş çocukların hayalini gerçekleştirmeyi hedefleyerek bu kez de Dursun Emir Yalgın'ın hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayalini gerçekleştiren TRT'nin sevilen yapımlarından İyilik Kulübü'nde bu haftaki aile Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de ağırlandı. Programa başvuru, FMF ve çölyak hastası olan Dursun Emir hastanede yatarken moral olsun diye teyzesi tarafından yapılmış. Oğlumun teyzesi var, Hacer teyzesi. O başvurmuş biz hastanede yatırken Dursun Emir'e moral olsun diye. O başvurmuş, kabul edildi. Biz de gelmeyi kabul ettik işte Dursun Emir için. Biraz moral olsun diye bayağı bir hastane ortamı geçirdiği için değişiklik olsun istedik. Baba Mehmet Yalçın ise programa katılmanın hem Dursun Emir'e hem de kendilerine çok iyi moral olduğunu söylüyor. İyilik Kulübü'nü daha önceden izliyorduk. Yani birkaç bölümlerini izledim. Tabii çalıştığım için haliyle her zaman tabii izleme şansımız yok. Yani bizim için de iyi oldu. Yani çocuğun için de iyi oldu tabii. Yani bir değişiklik, değişik bir atmosfer, değişik bir ortam. Yani moral yüksekliği her zaman daha iyidir diye düşünüyorum ben de. Peki Dursun Emir'in İyilik Kulübü'nden gerçekleştirmesini istediği hayali ne? Tabii ben 3 yaşımda karar verdim felci olmaya. Bir ara böyle bir olay vardı. İtfaiye sirenleri böyle çok çaldı hepsi. Çaldı. Bir olay gerçekleşti. Ben oradan onu gördüm. Dedim ki ben itfaiye olacağım. O günden bu yana ben itfaiye olacağım diyor. Niye etkiledi itfaiyecilerin seni? Evet, facilerin kendisi, kurtarması, sirenleri, olay. Yani onu... Sen de çok cesur musun? Evet, ben macera seven biriyim. Dursun Emir'e göre itfaiyeci olmak, hayat kurtarmak inanılmaz bir his. İtfaiyeci olmak nasıl bir his? Yani can kurtarıyorsun adı üstünde, yangın söndürüyorsun, kedi, köpek, insan söndürüyorsun, ev söndürüyorsun, orman söndürüyorsun böyle. Kaç yıl sonra tahminen sen itfaiyeci olursun? 20. Dursun Emir ve ailesi Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de kaldıkları süre zarfında otel içindeki tüm imkanlardan faydalandıklarını ve otelde çok iyi ağırlandıklarını söyledi. Bu otel güzel, şık. Yani her şey yeni moda. Güzel. Siz nasıl buldunuz? Güzel ağırladılar mı? Güzel ağırladılar tabii. Yani Allah razı olsun yani böyle bir imkan bize de, yani bize de bir değişiklik oldu aslında yani. Yani değişik yer, değişik atmosfer yani fevkalade bir şey oldu yani.